Kur'an öyle bir zihin inşa eder ki gözümüz ve zihnimizle algıladığımız her varlıkta Allah'ın varlığı ile ilgili delilleri hisseder, görür, takdir eder, hatta şükrederiz demişsiniz. Bakın günümüzde biz birçok belgesel filmde canların hayatı ile ilgili birçok şeyi görüyoruz. Dünyanın nasıl ortaya çıktığını görüyoruz. Evrenin inceliklerini görüyoruz belgesellerde. Okuldaki derslerde fizikte, kimyada, biyolojide bunlar okutuluyor. Bunlar okutulduğu zaman birçok zaman Allah'ın bunları yarattığına hiç atıf yapılmıyor. Bunların nasıl ortaya çıktığı, bir gün yokken ortaya çıkmasındaki hikmetler, bu tip şeylere dikkat çekilmiyor. Bunlar Allah verdiyse Allah'a duymamız gerekli minnettarlığın altı çizilmiyor. Bunları yaratanın için ahiretin yaratılmasının çok kolay olduğunu altı çizilmiyor. Değil mi? Çünkü bu da bizim için çok önemli. Bu dünyadaki yaratılanlardan Allah'ın gücünü görüyoruz. Ondan sonra Allah'ın vaadini de işitiyoruz din aracılığıyla, ahireti yaratacağım diye. Bu dünyayı Allah'ın yarattığını anlayan, bunun ne kadar kolay olduğunu Allah anında anlıyor. Ama bunu da anlamamıza, Allah'ın bu dünyadaki sanatını takdir etmemizin bir yeri var değil mi? Evet. Ahireti yaratmak Allah'a çok kolaydır e, diyebilmemizde. Şimdi günümüzdeki yaratılışa dikkat çeken birçok kimse yaratılışa sadece kendi açısından baktırtıyor. Yani daha derin bir şekilde bunun Allah'la ilişkili olduğunu vermiyor. Yani hayvana, sırf hayvan açısından, bitkiye, bitki açısından, bir sırf salt bilgi açısından, entelektüel bir jimnastik Tatminli açısından, entelektüel yani. bir tatmin evet. açısından baktırıyor. İslam bunların çok daha derin manasının olduğunu gösteriyor. Oysa görsün. ki Bilgiyle işaret bize, noktaları göstermekten seziyor. devası gibi i̇şaret hayvanın, gibi. bitkinin, dünyanın olduğunu gösteriyor. Yani bu bunlar evet hepsi muazzam. Ama bu muazzamlığın arkasında büyük bir güç ve kudret var ve bizi o yaratan ve ahireti yaratacağını söylüyor. Çok daha büyük bir resmin parçasına çekiyor yaratılışı. Biz küçültüyormuşuz gibi geliyor yani değil Tabii. mi hocam? Sadece. Yani şimdiki bilimlerde Allah da yoktur demiyor. Fakat hiç Allah'tan bahsetmeyince var olan varlığın, işte bitkinin, hayvanın sanki Allah'la ilişkisi yokmuş gibi bir zihin inşa ediliyor. Yani Allah yoktur demenize gerek yok. Bunlarla dan bahsederken hiç Allah'ın adını anmadığınızda, Birçok insanın zihni otomatikman öyle oluşuyor. Yani Allah inkar etmiyor ama Allah'la bunlar arasında hiç ilişki kurmayınca sanki Allah'la ilişkisi yokmuş gibi de bir tablo oluşuyor. Yani ateist bir deklarasyon olmuyor bu. Allah yoktur şeklinde bir bir savun olmuyor belki ama zihin ateist bir şekilde yine de inşa edilmiş olmuyor. İçinde bir deklarasyonu barındırmasa yani deyince, Allah yok da evet. demiyor ama Allah'la hiç ilişki kurmayınca sanki yokmuş gibi oluyor. Sanki yokmuş gibi her şeyi kavrıyor musunuz gibi. Şimdi Kur'an'ın verdiği ise her bakılan yerde Allah'ın bir kudret ve sanatının tezahürü gözüküyor. Siz yıldızlara baktığınızda size o mantığı veriyor. canlılara baktığınızda o mantığı veriyor. Bu yüzden var olan bilimleri okuyan, var olan belgeselleri seyreden biri isterse o, o belgesellerde o, o okul o, derslerde o bağlantı kurulmasın. Kur'an'daki bu bağlantıyla beraber onları değerlendirirse o zaman orada o bağlantılar kurulmasa da kendisi o bağlantıyı kurmaya alıştığı için baktığı her yerde Allah'ı gören bir göz, Allah'ı işiten bir kulak, Allah'ı hisseden bir his olma becerisi Müslüman kazanır. O yüzden Kur'an'ı sürekli okumak bu açıdan da önemli. Yani Kur'an namaz kılın, oruç tutun, cemert olun, fakirlere yedirin, insanların arkasına gıybet etmeyin diyor. Bunlar da dinin çok önemli farzları ama aynı zamanda işte o demin dediklerimiz de diyor canlılara bakın gökyüzüne bakın bunlardan sonuçlar çıkartın bunlarda Allah'ın gücünü kudretini görün bunları yaratanın bir kez daha yeni yaradandan yaratılışı gerçekleştirmeye gücü yetmez mi Kur'an'da bu mesajlar da var o mesajlar da var Kur'an bütün bu mesajları bir arada barındıran kitap. Çok Zaten Kur'an toplayan da bir anlam hani oku evet, Kur'an'ın anlamları içinde okunmak olduğu gibi toplama da var. Bütün bu anlamları kendi içinde toplamış olan kitap Kur'an. Gerçekten muhteşem. Hatta bu işte kare eden Biliyorsun hocam köyde mesela karya demek, toplanıldığı için hı hı hı. E, kullanılan bir şey. E, gerçekten çok güzel bakış açısıydı. Yani ben daha dar düşünmüştüm hocam bunu hocam. E, itiraf etmek gerekirse.